Of, çok sıkıldım ya. Bu ne böyle? Daha iyi bir şey bulamadınız mı? Hayır yani hepsi aynı renk bunların. Ay zekam yetmedi demiyordu. Bana yetmeyen zekam değil Mehtapçığım, sensin. Şimdi senin yerine Yağmur olacaktı. Hepsini şık diye çözerdim. Ay, ay Deniz gerçekten guguklu saat gibi saat başı Yağmur diye ötüyorsun ya. Yeter. Melek. Yağmur'u da çağırsak ya. Hep beraber bir şeyler yaparız. Hem onsuz hayatın hiç tadı tuzu yok. Çağıramam. Yani gelemez. Ha, tabii gelemez. Çocuğun başına bütün işleri bırakın. Ondan sonra gelemez. Ondan değil. İşten ayrıldı Yağmur. Yani bizde yaşamıyor artık. Huzur evine geri gitti. Nasıl yani? Gelmeyecek mi bir daha? Gelmeyecek. Necmettin abi kovdu değil mi? Hayır, o kovmadı. Kendi iradesiyle gitmek istedi. O zaman Rukiye teyze kesin. Bir şey mi söyledi ha? Benim hakkında bir şey mi söyledi Yağmur'a? Ne alakası var canım? Annem seninle ilgili ne söylesin ki Yağmur'a? Ha hiç. O zaman kesin sen kavga ettin. Ne yaptın çocuğa? Ne yapıp da kaçırdın çocuğu Allah aşkına? Yeter artık Deniz. Kavga falan etmedi. Kendi gitmek istedi ve gitti. O kadar. Başka bir şey yok. Nasıl göreceğim şimdi ben sevdiceğimi? Tam yakınlaşmaya başlamıştık. Tam bana aşık olacaktı. Benim onunla gelecek planlarım vardı ya. Ne yapacağım şimdi ben onsuz? Ben ne yapacağım? Benim planlarım ben. Yeter artık, yeter artık. Varsa yoksa kendi duyguların Deniz. Kendini önemsediğin kadar Yağmur'u önemsediğin yok senin. Sevdiğim adamı yanımda istemem suç mu? Hayır. Suç değil ama bencillik. Birine aşıksan ona sahip olacağın anlamına gelmiyor. Aşk bu mu gerçekten ha? Madem çok biliyorsun, sen söyle aşkın ne oldu? Gördüğünü herkes sever. Ama aşıksan... onu görmediğin halde de seversin. Nereye giderse gitsin. O hep senin kalbindedir. Bak, Deniz. Aşıksan fedakarlık etmen lazım. Sadece kendi duygularınla değil. Onun duygularını da düşünmen lazım. Böylesi ikiniz için de daha kolay olur. Nabızlar yükselmiş, gözler kızarmış, tırnaklar da yeniyor. Ya Melek bari bana anlat. Ne oldu, niye kavga ettiniz Yağmur'la? Kavga falan etmedik. Tabii. Ya zaten dün geceden beri bir haller var sende. Ne oldu, niye birden çekip gitti Yağmur? Kendimi çok kötü hissediyorum Mehtap. Yağmur kampta hayatımı kurtardı. Ben de onun karşılığında onun hayatını kararttım. Ne yaptın çocuğa? Bir şey yapmadım. Dün benimle konuşmaya çalıştı. Sevdiğini itiraf edeceğini anladım. Ben de hemen susturdum onu. Ay Melek ya, hayatını kararttım diyorsun bir de. Ne var bunda? Zaten müsaade etseydin de söyleseydi ne fark edecekti ki? Çünkü asla diyecektim. Ve o saatten sonra da birbirimizin yüzüne bakamayacaktık ki. Daha da kötü olacaktı. Onun için susturdum. Konu açılmadan kapanmış oldu böylece. Melek, sen şimdi hiç mi hoşlanmıyorsun bu çocuktan? Hoşlanıyorum. Ama sadece arkadaş olarak. Aşık da değilsin yani. Belki arkadaş olarak aşıksındır ha? Değilim. Yağmur'a aşık olan ben değilim. Deniz. Ne kadar saçma sapan durumun içinde olduğumuzu görmüyor musun?
Deniz Yağmur'a aşık, Yağmur bana aşık. Üç bilinmeyenli denklem gibiyiz resmen. Ya aslında bu denklemin iki bilinmeyenini zaten az önce kendin çözdün. Biz Deniz'in de Yağmur'un da hislerini gayet açık ve net bir biçimde biliyoruz. Problemi çözmek için esas yapmamız gereken şey üçüncü bilinmeyene doğru soruyu sormak. Neymiş o soru? Eğer Deniz olmasaydı Yağmur'a bir şans verir miydin? Ama var. Meditasyon yöntemi ne yapayım ki? Anca böyle rahatlıyorum. Dur. Şunu niye çıkartıyorsun ki? Çekil oradan. Allah'ım yarabbim. Kalk oradan, şurayı da çek. Çekeyim ben. Ya, ya Melek ya, bak bir rahat vermedin he. Ay aman iyi ya, al süpür. Hatta elin değmişken kendini de çek makinenin içine. Ben de kurtulayım, sen de kurtul. Haklısın. Haklısın. En azından şu saçma durum unutulana kadar orada kalırdım. E doğru tabii, zaman her şeyin ilacı. Benim o kadar çok zamanım yok ama. Yani Deniz yarın öbür günü öğrenir diye ödüm kopuyor resmen. O kadar belli etmezsen öğrenmez. Hı, doğru ya, doğru. Bak, ben burada oldukça Deniz'in öğrenmesi an meselesi. Ya benim bir müddet bir yere gitmem lazım. E saçmalama, nereye gideceksin? Bilmiyorum. Yani giderim bir yere, bulurum bir yer. Yani vakit kaybetmeden gitmem lazım benim. Melek, sen gitmiyorsun. Kaçıyorsun resmen. Neden kaçıyorum? Aşktan. Melek bak, ister Everest'in en tepesine çık, İster dünyanın çekirdeğine in, ama aşktan kaçarak kurtulamazsın. Nereye gidersen git, aşk seni bir gölge gibi takip eder. Yağsa üstüme.